Hoş geldin demek adettendir. Ama davetsiz misafirlerden haz etmem. Akıllı ol, alırım aklına. Mümtaz yapma. Sen kapat çeneni. Biz erkek erkeğe konuşuyoruz. Bu mu erkeklik? Ha? Kızı zorla alıkoymak mı erkeklik? Yoksa silahla kendini adam zannetmek mi? O benim nikahlı karım. Ne istersem onu yaparım. Sana mı düştü tasası? Bana düştü. He? Bana düştü. Bana düştü. Bana düştü. Sana ne? Bekçisi misin kızın? Bekçisin. Bekçisin. Sen beni. Sen kimsin? Ha? Kimsin sen? Selim. Canım. Bu senin yüz görümlüğün. Adetmiş. Çok güzel. Her şeyin en güzeli senin olsun istedim. Seni hep mutlu etmek, yüzünü güldürmek istedim. Sen benim hayatımdasın ya. Dünyanın en mutlu insanı benim zaten. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Aşkım benim olsun yeter. Seni bu kızın etrafında görürsem gebertirim seni. Gebertirim. Gebertirim. Ali Ömer. Allah aşkına yapma. Gidelim buradan. Ali Ömer! Ali Ömer! İyi misin? İyi misin? Çok acıyor mu? O kadar çok korktum ki acımın bile farkında değildim Ali Ömer. Geçti. Hepsi bitti.
Doktorun dediğini duydun. Kendini yormak yok. Sana söz veriyorum. Bundan sonra asla canımı sıkmalarına izin vermeyeceğim. Ne olursa olsun. Kimse beni üzemeyecek, üzülmeyeceğim. Bu bebek ikimizin mucizesi. Benim hayatımda sizden daha önemli, daha değerli hiçbir şey yok. Benim hayatımda da sizden daha önemli hiçbir şey yok. Yeni eşyalar alacağız. Yepyeni bir hayat kuracağız değil mi? Evet. Önce karakola gidelim. İfade verelim. O a**ın kaçıp kurtulmadan yakalasınlar. Sen gelmeseydin. Ama geldim. Nuri. Sadık sen misin? Benim işte. Hemen atla arabaya ve abine gel. Hiç iyi değilim. Ne oldu oğlum? Nuri uzatma hadi. Çabuk gel. Alo. Ay piline de. Vallahi bugünü atlattık ya. Daha da bir şey istemem. Hamiyet tatsızlık çıkarmayaydı iyiydi ama ne yapacağım olan oldu. Burnun dikti de domuz ne oldu ha? En baştan beri mani olmaya çalıştı o buna ama işte yazılan geliyor başa. Yo o böyle kendi kalemiyle yazacak herkesin kaderini. Tövbe yarabbim ya. Ya canım bırak yuvarla gitsin. Sonunda her şeyi kabullenecek. Var mı başka çaresi? Yani. Her yerimi ağrıdım vallahi. İyi hadi gel yatak artık. Ah. Oh anam vay vay vay. Ay 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 ay. Vallahi ne güzeldi değil mi? O böyle masalar, düğün salonu falan. Vallahi baktıkça böyle içim gitti ha. Hele böyle o kat kat pasta geldi ya. İşte o zaman böyle bütün içimin yağları eridi gitti vallahi. Gerçi bana böyle düğün başları da pek bir cafcaflı gibi geldi ama hoş hancı oldu bunlar. Tabii şanını yakışır şekilde yapacak her şeyi de. Bakma. Biz kuru pastaya, limonataya da tavdık ama olmadı işte. Bıraktım Münevver Hanım'ınki eksiksiz olsun. Kızım sen de öyle deme şimdi. Baksana anası bile yoğdu başucunda. Kolu kanadı kırığıdı. Herkes eğleniyor gibi yaptı düğünde görmedin mi? Hanımım sen burada mıydın? Hanımım ne yapayım sana bir şey ister misin? Çay, kahve, ha? Papatya, kantaron kaynatayım böyle iyi gelirim, ha? Fırtına öncesi sessizlik bu. Kaybolalım korkarım ben. Ben de bebeleri yatırayım bari hemen şimdilik.
gittiğini duyunca beynimden vurulmuşa döndüm sanki. Kimseye haber vermeden öyle birden yok olunca kendi isteğinle gittiğini zannettim. Benden kaçtığını düşündüm Sevda. Ben neden kaçayım ki senden? Biz olurunu olmazını konuştuk. Sen benim derdimden anladın. Biz bir karar verdik. Herkes kendi yoluna gidecek dedik. İşte ben de senin benden uzak bir yol seçtiğini düşündüm. Elif de Sevda ile konuştum. Mümtaz'ın yanındaymış deyince deliye döndüm Sevda. Deliye. Ben neden kendi ayağımla onun yanına gideyim ki? Başıma silah dayadı. Zorla dedirtti. Kimse peşimize takılmasın dedi. Ben öleceğimi sandım Ali Ömer. Tamam. Konuşmayalım artık bunları. Polise gidip ifademizi verelim. Bu konuda böylece kapansın. Ali Ömer eve mi geldi? Ne bileyim ben kızım. Düğünde değil miydi? Evet, oradaydım. Sonra bir anda kayboldu. Uçup gitti. Ayol bunu almıştır. Çıkmıştır biraz dışarı. Ayrıca Linda, ben yanınızda mıydım? Ha? Ne bileyim ben? Ben oradaydım ama benim de haberim yok. Ay tamam. Tamam Allah aşkına tamam. Kâfi derecede canım sıkkın. Lütfen. Bin bir tane şey geçirdim. Bir de ben bu işlerle uğraşamam. Bırak rahat edeyim biraz. Ama Hamiyet Hanım. Aması falan yok. Senin dediklerini yaptık değil mi? İki gün sonra nikah gününü aldık. Şimdi bırak ben kendi meselelerimle uğraşayım. Aa yeter artık canım. Ya her şey bitti. Bunlar bir başlarına salonda kaldılar ya. İçim tuhaf oldu ya. Kocasına emanet ettik kızım. Bu da dünyanın düzeni be oğlum. Evet. İnşallah senin de muradını görürüz oğlum. Vallahi amca bu işler nasip kısmet. Yani bilmiyorum ki. Ben size bir kahve yapayım. Aa, yok be kızım. Bu saatte uykum falan kaçar benim. Ama istersen Yılmaz'a yap ha. Ben olurum. Ben yatıyorum. Hepinize iyi geceler. İyi geceler Hasan. İyi geceler canım. Ne o Hamiyet Hanım? Huzurdan uyuyamadınız mı? Hı? Şu yaptıkların hiç sana yakıştı mı Hamiyet? Yerden göğe kadar hakkın bile olsaydı, iş bura diye gelince susmak icap ederdi. Ama hayır, sen illa da illa kendini rezil rüsva edeceksin. Yine suçlu benim, değil mi? Her zaman olduğu gibi. Bana rağmen bu düğünü kalktınız kurdunuz ama siz suçlu değilsiniz. Bakar mısın? Hamiyet, kızımız evlendi kocasının yanında ama sen hala aynı yerdesin. Hiç değilse o içindeki hırsı gömebilseydin kızını yalnız bırakmazdın. Keşke sen de biraz inat edeydin. Karşı çıkaydın kızının istikbali için. Ama nerede ileriyi görmek falan yok ki sende her zaman olduğu gibi. Şimdi ne olacak Yılmaz Bey? Hiç düşündün mü? Kızı verdin, tamam. Peki şimdi ne olacak? Biricik kızın nerede kalacak, nerede yatacak? Ha? O çulsuz, o iki kuruş maaşıyla
Ne yapacak, nasıl bakacak bizim kızımıza? Hiç düşündün mü bunları? Mutlu olmak için illa zengin mi olmak lazım Hamiyet Hanım? Biz yıllarca kuru ekmek falan yiyerek yaşadık. Huzurumuz, mutluluğumuz da hiç eksik olmadı çok şükür. Ay bravo. Bravo, gerçekten çok güzel bir söylem. Çok romantik. Çok şiirsel. Peki oğlum sen bu kadar rahattın. Bu kadar mutluydun. Niye gelip de bizim huzurumuzu çamakladın? Ha? Hamiyet, yine zehir kustuğunun farkında mısın sen? En ne zaman doğruyu söylesem dokuz köyden kovuldum Yılmaz Bey. Ama ben yalnız kalmaya alıştım. Gene yalnız devam ederim hayatıma. Siz de ikiniz mutlu müreffeh yaşarsınız. Burada böyle olduğumuza inanamıyorum. Hep evleneceğimiz günün hayalini kurdum. Gerçek olup olmayacağını bilmeden hem de. Artık bütün hayallerimiz gerçek olacak. Gücüm yettiğince elimden gelen her şeyi yapacağım senin için. Çok üzüldük. Çok canımız yandı. Artık hep mutlu olacağız. İnşallah canım, inşallah. Söz verdim bir kere. Ölüm bizi ayırana kadar, tamam mı? Mümtaz, ne oldu lan sana? Bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda ellerim kollarım bağlıydı. Ağzımı bantlayınca nefes alamayacağım diye çok korktum. Sakin ol. Suyun iç istersen. Anlattığına göre zaten boşanacakmışsınız. Neden böyle bir şey yaptı? Daha yeni kağıtları imzalamam için gelmişti. Neden böyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum. Son günlerde hep yolumu kesiyordu. Vazgeçtim. Seni bırakmayacağım diyordu. Ben istemedim, kovdum. Seni çok uzaklara götüreceğim. Yalnız yaşayacağız dedi. Peki, sana dokundu mu? Zorla bir şey yaptı mı? Denedi. Ama ben izin vermedim. Senin haşna fişna b**ka sarmış ha Sadıç. Baksana, ağzın burnun hocafa dönmüş mübarek. Sakın sevda yaptı değil mi? Fazla konuşma be, hızlı sür. Bacağım fena acıyor, fena. Of. Oğlum silah sendeyken kendini de sordun. Kaza kurşunu diyelim. Allah'tan sıyırdı ama kötü acıyor. Sık dişini, birazdan hastanedeyiz.
hastane polisine ne anlatacaksın? Düşündün mü hikayeyi? Bakacağız. Kızdın mı? Yoo. Nereden çıkardın? Sana niye kızayım ki? Öyle odadan çıkınca. Öfkem sana değil. Kendime. Oh. Gözlerine çöreklenmiş bu korkuyu söküp alamadım ya. Daha ne yapacaksın Ali Ömer? Senin bir kabahatin yok ki. Olmaz olur mu? Var. Adam günlerdir konağın etrafında dolaşıp duruyormuş. Eğer haberim olsaydı bunların hiçbirini yaşamazdın sen. Kendine bu eziyeti yapma. Bunca iş arasında bir de konağı mı gözleyecektin? Gerekiyorsa evet. Ne yapar eder korurum ben seni. Arayalı çok oldu. Şimdi meraktan ölmüştür. Sevda, kuzum, ay ne bu halin? Nerede kaldınız? Yoldayız diye arayalı kaç zaman oldu? Deliriyordum beklerken. Karakoldaydık, şikayet ettik. İyi etmişsiniz. Süründürsünler o. Hatta assınlar. Şu haline bak. Ne hale getirmiş seni? Elif, sen banyoyu hazırla. Sevda yıkansın, duş alsın. Sıcak su iyi gelir. Sonra da bir güzel karnını doyurun. Tamam beyim. Bu arada Allah razı olsun. Bir lafınla getirdin kardeşimi bana. Allah da senin gönlünün muradını versin. Gidelim. Üstüme iyilik sağlık. Nereden çıktın sen ay? Geri geldi hanımım. Niye geldin? Haydi haydi. Hangi delikten çıktıysan oraya. Ha? Burası öyle senin istediğin zaman girip çıkacağın bir han kapısı değil. Sevda'yı ben getirdim hala.
Nasıl oldu Sadıç? Hemen tüymezsek fena olacak. Niye oğlum? Oğlum. Polis silah temizliyordum hikayesini yutmadı. Sen az bekle dedi çıktı. Geri gelmeden tüyelim hemen. İyi de daha çok işkillenmezler mi o zaman? Oğlum akıl vermeyi bırak da uzat şunları. Adamlar kapının önünde, onu ne yapacağız? Gel buraya. Ah, demek kapıdan çıkmayacağız. Gel. Ah. Tut şunu. Gel buraya. Yoksa sana. Elini sürdü mü ha? Denedi. Ama yapamadı. Elleri kırılsın. Elleriyle değdiğin yerleri kazımak istiyorum. Vallahi ben bu işi hiç anlamadım paşacığım. Hiç. Anlattım ya halacığım. Herif elini kolunu sallayarak konağa gelmiş, Sevda'yı kaçırmış. İşte ben de buna inanamıyorum ya. Ya nasıl olmuş bu iş? Hiç kimse duymamış. Ha? Çıt çıkmamış burada. Adam kızı derdest etmiş götürmüş. Bak sen, olur mu böyle şey? Hiç bakma oğlum öyle. Yani senin aklın kurcalamıyor mu bu Allah aşkına? Ay o kız koskoca kız, kazık kadar. Bir bağırsa yer yerinden oynar. Yani nasıl oluyor? Nasıl oluyor da geliyor böyle sessiz sedasız alıyor götürüyor adam? Ay yok canım. Kendi gönlüyle gitti bu. İsteyerek. Evet. E ne de olsa nikahlısı. Kocası ay o. Kızın durumunu görmedin mi hala? Kendi başına isteyerek gitmiş bir hali mi var? Mavişim. Bak bu cahil insanların işlerine de, aşklarına da öyle çok fazla akıl sır ermez. Ayrıca bir de şuradan bak. Bu kız böyle anasını babasını reddetmiş, hiç onları dinlememiş. Bu oğlana kaçmış mı? Kaçmış. Bu oğlanla başı bin bir türlü belaya girmiş mi? Girmiş. Buna rağmen asla birbirlerinden kopamıyorlar. E demek ki seviyorlar birbirlerini oğlum. Allah Allah. Ben mi anlatamıyorum, sen mi anlamak istemiyorsun? Kızı bulduğumda eli ayağı bağlıydı diyorum. Nasıl hala kendi gitmiş diyebilirsin? Senin amacın ne, çözemedim ki. Oğlum, kuzum benim bir tanem. Burnumda tüttün vallahi. Merak etme, gözümü hiç üstünden ayırmadım. O da uslu uslu bekledi beni. Allah en çok korktuğumla sınadı beni. Ayağına denk al. Yoksa yüzünü bir daha göremezsin dedi sanki. Of, deli saçması konuşma Sevda.
Vallahi Elif, Mümtaz seni kaçıracağım, uzaklarda yaşayacağız dediğinde bir tek oğlum aklıma geldi. Ali Ömer'e neden hayır dediğimi, olmaz dediğimi bir daha hatırladım. Ben oğlumdan uzak duramam. Getir, ver bana, yatırayım. Bak uyumuş misler gibi ha. Ben yatırırım. Hadi gel saçlarını kurutalım, tarayalım. Hasta olma. Hayır, niye celalleniyorsun anlamıyorum oğlum. Ben meseleyi kurcalıyorum, öğrenmek istiyorum çünkü. Kızı buradan kaçırmışlar, evimden. E bu da bana mesuliyet yüklüyor tabii. Ben çorba ısıtacaktım. Gerek yok Elif, gerek yok. Sen Sevda'nın eşyalarını topla, biz benim eve geçiyoruz. Nereden çıktı bu ayol? Misafirliği de tadında bırakmak lazım hala. Yeterince rahatsızlık verdik sana zaten. Ali Ömer, bir şey unutmamanı rica ediyorum. Sevda burada misafir falan değil artık. Bu evin çalışanı. Öyle mi? Bana döndüğüne sen pek sevinmedin gibi geldi. Allah Allah. Ay nereden çıkartıyorsun bunları? Ay yani ben ne olup bittiğini öğrenmek istiyorum oğlum. İşin aslını öğrenmek istiyorum. Yoksa Sevda'dan çok memnunum. Ben de memnunum. Tabii Hamiyet Hanım evet derse bırak burada kalayım. Emin misin? Biliyorsun benim kapım her zaman açık sana. Ama Hamiyet Hanım'a bir sözüm var. Torununa gözüm gibi bakacağına söz vermiştim. Sözümü de tutarım. Ya? Beceriksiz herif. Kız burada fing atıyor, sen kim bilir neredesin? İstemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Tamam, bebeğe bakmayı seviyorsun ama... İnan bana iş gibi gelmiyor. İçin rahat etsin. Nasılsın kızım? Daha iyisindir inşallah. Doktora gidelim dedim ama istemedi. Ben çorbamı içeyim, bir şeyim kalmaz. Peki, senin istediğin gibi olsun. Bir güzel karnını doyur, dinlen, yat uyu. Çünkü sabah erkenden karakola gitmemiz lazım, savcıyla konuşacağız. Ne diyorsun ayol sen? Ne savcısı, ne karakol? Zaten hiçbir şey yapamadım ki hala. Herif elimden kurtuldu gitti. Biz de buraya gelmeden önce polise uğradık, ifade verdik. Oğlum Allah aşkınıza niye siz böyle paldır küldür kendi başınıza iş yapıyorsunuz? He? Azıcık bir konuşurduk aramızda. Bir avukata danışırdık. Neticede bu adam senin nikahlı kocan değil mi?
O adam benim kocam falan değil. Hiçbir şeyim değil. Sen hiç merak etme. Cezasını çekecek o. Neyse. Siz kendi başınıza hallettiğinize göre her şeyi, artık bana ihtiyacınız yok demektir. İyi. İyi geceler o zaman. İyi geceler hala. İyisin değil mi? Nasıl iyi olmayayım ki? Yine kurtardın beni. Huzur duyduğum yere getirdin. Keşke o huzuru ben verebilseydim sana. İstersen bakma yüzüme, gözlerime. Ama hep yanımda ol. Yakınımda ol. Çünkü ben sen yokken çok acı çekiyorum. Ben her yeri kontrol ettim. Kapıyı da kilitledim. Yatalım o zaman. İyi geceler. Sevda. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ben salonda yatacağım. Haberin olsun. Allah rahatlık versin beyim. Size de. Bıraksana çocuğu, rahat rahat yatıyor ne güzel. Ben çok özledim. Sevda. Ay ne yapıyorsun kız? Onunla mı uyuyacaksın? Ya bir gören falan olur. Bir şey olmaz. Gece uysuzlandı derim. Ağlamaması için yanıma aldım derim. Ben bunun kokusunu almadan bu gece uyuyamam. Allah hiç ayırmasın sizi inşallah. Amin. Ben şuradan pijama çıkarayım bize.
Sevda! Anne Ömer! Ben de sana ılık suyunu getirmiştim. Pınar, odayı boşaltın. Bütün eşyaları. Münevver Hanım'ın odasını mı? Evet. Bir daha da Münevver'in adını bile anmayın. Ama hanım, eşyaları ne yaparız ki? Atın. Ama hanımım. Ne diyorsam onu yap Pınar. Ne diyorsam onu yap. Rüyamda evlendiğimizi görüyorum. Öyle birdenbire uyanınca korktum. Asıl rüya şimdi başlıyor. Bir ömür boyu birlikte göreceğimiz bir rüya. Saat kaç? Bilmem. 9 geçiyordur herhalde. Gerçekten mi? Yiğit, geç kaldık. Anne kahvaltıyı çağırdı. Niye uyandırmadın? Kıyamadım. Ama ayıp olacak hayatım. Ya boş versene. Hayır kalk kalk. Ay, ayıp olacak bak. Hadi kalk. Ya bence gitmeyelim. Ya olmaz öyle şey. Yiğit. Ben ne giyeceğim? Gelinlikle gidemem ya. Giyinmeyelim, burada kalalım. Olmaz ama olmaz. Hadi kalk. Hadi kalk hadi ne olur. Tamam sen bilirsin. Al bakayım. Aa. Bunları sen mi hazırladın? Kızlar sağ olsun. Yardım ettiler. Ben de Murat'la birlikte parça parça evden aldım. Hatta son partide dün evimize girdi. Evimiz mi? Şimdilik ev. Ama sen dokununca yuvamız olacak. Aşkım harikasın ama sen... Ama dün sordum sana, niye söylemedin? Ya ne bileyim, böyle merak et istedim. Hadi hemen çıkıp hazırlanalım, tamam mı?
Ben öyle elime gelen her şeyi aldım, orta yere bıraktım. Evi hemen toparlamamız lazım. Yok. Açmıyor. Hem kendini yakacak hem beni yakacak bu salak. Salak. Uyandırdık mı? Her yerim nasıl sızlıyor? Madem ki gönlün yoktu, ne demeye zorla tuttun ki kızı abicim? Bu iş bu kasararsa o zaman görürsün günün işte. Benim telefon nerede? Akşam aldıydım da şarjı bitmiş. Takıver de dolsun. Mühim bir konuşma yapacağım. Günaydın. Börek yaptım kahvaltıya. Hem de babaannemin tarifi. Ben çay içerim. Dün akşam da düğün vardı. Münevverler evlendi. Çok sevindim. İnşallah çok mutlu olurlar. Olurlar da bu hamiyet diğer bunları ben sana diyeyim. Kadın nikah kıydırmamak için bir yaygara kopardı ki sorma. Ama tabii rezil olduğuyla kaldı. Kendine göre haklı besbelli. Tek kızı sonuçta. Konağın hanımı. Yiğitse Hizmetli'nin oğlu. Yakıştırmamıştır. Mane olabiliyor mu peki? Hı? Gönül bu kızım. Dengine değil sevdiğine bakar. Dün akşam Ali Ömer'i bir görecektin. Sevda'yı kaçırmış, zorla tutuyormuş dediğimde... ...düğün, dernek, Linda hiçbir şey düşünmedi. Kanatlanıp uçtu adam, bir görecektin. Sağ olsun. Olmasaydı... Ama var. Yani şimdilik. Sen böyle köşende sessiz sedasız oturmaya devam edersen elinden kaçıracaksın, haberin olsun. Ne oldu? Elif. Konuşsana, gidiyor mu? Öyle de sayılır. Ya sen adama olmaz istemem dedin. Ellerinle sundun. O da gidip kıza evlenme teklif etti. En doğrusunu yapmış Elif. Ben burada oğlumla mutluyum. Doğmamış bebekleri... Annesiyle babasıyla çok mutlu olur inşallah. Hayret bir şeysin Sevda. Gerçekten hayret bir şeysin.
Günaydın. Günaydın. Sevda gelmiş. Elif'le konuştuk. Dün akşam olanları anlattı. Haberim olsaydı ben de gelirdim. Hallettim o işi. Sağ ol. Halledemediklerim için de yapabileceğim bir şey yok. Masamızın da çiçeği yok artık ha. Allah yerinde mutlu etsin abi. Amin. Halacığım Linda kalkmadı mı? Uyuyor herhalde çocuğum. Malum. Hamilelik insanı yorar. Dinlenmek istiyor. Ayrıca sana çok teşekkür ederim Mavişim. Vallahi. Eğer bu evde kendimi yalnız hissetmiyorsam, bil ki senin yüzünden. Yapma hala. Öyle ama çocuğum. Öyle. Biliyorsun bu ara canımı çok yakan bir takım şeyler oluyor. Linda ile evlenmeni çok isterim. Sen de biliyorsun. Yani bu haber yalnız onu değil beni de çok mutlu etti. Sağ ol. Hiç olmazsa bu evde azıcık sözümün dinlendiğini hissediyorum. Sayende. Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sultan. Koş koş geldiler. Selamünaleyküm. Günaydın Reşit abi. Sizin de gününüz aydın olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk annem. Biz kurt gibi açız vallahi. Geçin içeri geçin. Sofra hazır geç. Gel geçelim biz. Kız. Ebe kadın kız dediği gün dedim ki küçücük bir kız geliyor ha. Öyle büyüttüm, öyle baktım ben sana. Kızım gibi oldun ama ha. Sen de benim her zaman Sultan annemdin. Katmerler yanıyor kız. Ay Reşit Bey, sen mi aldın katmerleri? He ben aldım, şimdi yenisini koydum. İyi yapmışsın. Hadi kuzum al karının yanına da otur. Baştan siz. Geliyorum ben şimdi. Yardım edeyim mi? Yok. Bugün ben yaparım. Sonra sen. Yiğit. Münevvere dedin mi? Sen de mi biliyordun? Biliyordum tabii. Perdeleri ben aldım. Koltukları Reşit Bey. El birliğiyle böyle bir şeyler yapmaya çalıştık ama siz biriktirdiğiniz zaman kendiniz artık gönlünüze göre döşersiniz. Çok teşekkür ederiz. Hiç dert değil. Biz beraber olalım da. Hadi hadi siz başlangıç bir taraftan hadi. Müsait misin? Seni bekliyordum. Çok teşekkür ederim.
Otursana. Sadece ceket için değil, her şey için. Bu kaçıncı canımı kurtarışın, hayat verişin. Laf olsun diye demiyorum, inan. Sen olmasaydın şimdi nerede olurdum? Hatta olur muydum onu bile bilmiyorum. Ne yapsam karşılığını veremem. Senden hiçbir şey istemiyorum. Sen iyi ol yeter. Ben iyiyim. Nasıl olmayayım? Senin gözlerinde anladım insan olduğumu. Bir değerimin olduğunu. Sayende sadece yaşamayı değil... Ben sadece sen mutlu ol istedim. Beraber mutlu olalım istedim. Neyse, konuşmayacağım. Yarın nikahınız varmış. Duyunca çok sevindim. Kızıyorsun biliyorum. Ama bu hepimiz için en iyisi. Ben bir tek bebeğimi düşündüğüm için verdim bu kararı. Sen bana hayır dediğinde, beni reddettiğin anda bizim için hiçbir umudum kalmadı. En azından o çocuk ailesiyle büyüsün istedim. Yoksa aşkı senle tanıdım, senle de kapattım. Hayatta olacak şey var, olmayacak şey var. Biz olamadık Ali Ömer. Mümkün olsa sonuna kadar savaşırdım. Ama şimdi dualarım sen iyi ol diye, mutlu ol diye. Çünkü sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. İrse. Çıkalım mı? Sen ne zaman kalktın kraliçem? Günaydın. Heyecandan bütün gece uyumadım neredeyse. Baksana neler buldum. Aslında benim aklımda bir iki tane konsept var ama. Günaydın, öpücüğümü alayım. Dediğim gibi var ama önce senin bakıp beğenmen lazım. Beğenirsen hemen gidip bakarız. Sonra da alır yerleşiriz ha. Sen nasıl istersen öyle olsun. Benim için tek önemli olan sensin. O evin içinde seninle olmak. Ama doktorun dediklerini unutma, kendini fazla yorma. Tamam. Yormam da. Acelemiz de var. Ben bir an önce senin evime çıkmak istiyorum. Yatağımızda uyuyalım istiyorum. Bizim masamızda yemek yiyelim, bizim koltuklarımızda oturalım istiyorum. Tamam, kendini yorma. Bebeğin odasını da şimdi hazırlamayız. Cinsiyeti belli olsun, öyle seçeriz ha. Hadi o zaman kalk, anca hazırlanırız. Aa, mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Sen öyle sal. Hadi kalkıyorsun. Hadi. O kadının kim olduğunu biliyordunuz. İnanamıyorum. Bir de bana bakıcı diyorsunuz. Çünkü doğru. En başından beri haberiniz vardı. Beni bu yüzden aradınız. Ne kadar aptalım. Ali Ömer de istemeyince bu hamilelik yalanını söylediniz. Kızım kötü mü oldu Allah aşkına? He? Yarın nikahın var, nikahın. Benim mi nikahım var? Buradan telinle, duanla çıkacaksın işte. Fena mı oldu yani?
Ama bu kız burada kaldıkça Ali Ömer onu unutmaz ki. Yollayın onu. Kovun. Başkası baksın bebeğe. Linda. Benim işime karışma. Ben sana ne diyorsam onu yap yeter. Neden gönderemiyorsunuz? Kızım denedim. Anlamıyor musun sen? He? Denedim. Kız gidiyor. Bizim oğlan gidiyor. Kopartıp getiriyor. Şimdi ben onu kovmaya kalksam ne olacak? İş inada binecek. Ali Ömer tutacak, kendi evine götürecek. Sonra ne olacak? Yani böylesi daha mı iyi? Sen burada kuku mav kuşu gibi oturacaksın. O da orada Sevda ile oturacak. He? Linda, benim dediğimi yap, benim dediğimi. Anladın mı? Benim görevim o kızı benim gözümün önünde tutmak. Senin görevin de benim sana söylediklerim. Ay dilimde tüy bitti ayol. Burası mı? Gel güzelim. Burası da bahçemiz. Yani böyle olduğuna falan bakma. Yazın bir şeyler yaparız, çiçekler dikeriz. Çok da güzel olur burası. Gel hadi içeri göstereyim sana. Hadi gel içeri geçelim. Canım bak burası misafir odamız. Salonumuz, oturma odamız, kısacası her şeyimiz. Yatak odamız da orası. Ben koltukları, eşyaları falan ellemedim. Sen nasıl istersen oraya koyarız diye. Bunlar ne? Murat getirdi sağ olsun. Vallahi kıyafetlerin o kadar çok ki. Ben ne yapacağımı bilemedim. Ben yerleştiririm merak etme. Hadi gel sana yatak odamızı göstereyim. Gel. Burası da yatak odamız aşkım. Bunu gördüğüm zaman çok hoşuma gitmişti. Reşit abi sağ olsun. Zımparalayıp cilaladı. Çok güzel oldu. Yatağımız mı bu? Yok. Burası sana şiirler okuyup göğsümü de uyutacağım yer. Aşkım. Ne oldu beğenmedin mi? Yok. Yani... Şaşırdım sadece. Yani bu kadar düşünmen, hepsini hazırlaman falan. Hayal ettiğin gibi değil, değil mi? Bak güzelim, sakın üzülme tamam mı? Ben senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki alıştığın hayatı veremem sana. Ama bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım tamam mı? Ne bileyim gerekirse okul çıkışlarına da özel ders falan veririm. Bir şekilde seni memnun etmeye çalışacağım. Ben sadece seni istiyorum. Beni sevmeni, hep yanımda olmanı istiyorum. Gerisini beraber hallederiz. Emin misin? Eminim. Yıllarca o konakta yaşadım. Ne istediysem aldılar, hatta istemediklerimi bile aldılar. Ama hep eksiktim, hep mutsuzdum. Bak şimdi, seninle dünyamızı kuracağız. Daha ne isteyeyim?
Ne bu böyle ya, o kapı bacağı açık maşallah. Hadi işimize koyulalım, haydi. Verdiğiniz adrese ekipler gitti. Ama arbedenin izlerinden başka bir şey bulamamışlar. Biz de ailesinin ifadesine başvurduk. Adam birkaç gündür kimse görmemiş. Hala dışarıda yani. Maalesef. Dün akşam verdiğiniz silahı inceledik. Ruhsatsız. Bu arada devlet hastanesindeki arkadaşlar adamın birinden şüphelenmişler. Adam bacağından yaralıymış. Belli ki bayağı da hırpalanmış. Yani? Arkadaşlar adamın ifadesini inandırıcı bulmamışlar. O da durumu anlamış olmalı ki gece bir fırsatını bulunca kaçmış. Ama merak etmeyin. Adamın uzak yakın tüm çevresini takip aldık. Kaçma ihtimaline karşı şehrin tüm çıkışlarını da tuttuk. Er ya da geç yakalayacağız. Peki bir gelişme olursa bana haber verir misiniz komiserim? Tabii. Savcı bey, bizim işimiz bittiyse kalkalım mı? Sevda'nın ifadesini imzaladı. Eğer ekleyecek herhangi bir şey yoksa tabii ki. Hadi. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Pınar. Bütün odayı ben gelmeden evvel boşaltın. Duydun mu beni? Çöp bile kalmayacak. Ya ama hanımım, koskoca oda yani, ya yetişmezse? Siz kaç kişisiniz burada, he? Kaç kişi çalışıyorsunuz bu konakta? Her işi bırakın, bu işi yapın. Ver şu çantamı. Haydi durma. Neredesin sen ha? Neredesin? Niye aramıyorsun? Hangi deliktesin gene? Canımla uğraşıyorum. Senin o sırrı kahramanlık yaptı yine. Haberim var. Ama bütün kabahı sende. Kızı bir türlü derdest edip götüremedi şuradan. Kolay değilse sen yapsaydın ya. Allah Allah. Zevzekliği bırak. Sevda gitmiş, karakola şikayet etmiş seni. Polis her yerde seni arıyor. Duydun mu beni? Edepli ol. Sana demedim hanım teyze de. Nereden çıktı polis? Ya sen benim başıma nasıl bir bela sardın? Gir bir deliğe saklan, ben bir çaresini bulacağım. Oğlum vallahi polis geliyor. Oğlum beni görmedin. Hastaneye gece bıraktın. Daha da bir daha haber almadın, tamam mı? Oğlum biz satıcı mıyız? Nuri. Bak kardeş dedim. Sadıç dedim. Yanlış olmasın. Tamam sağ ol. Ben arka kapıdan çıkacağım. Sen gerekeni yap. Seni sonra ararım. Tamam. Her şey şöyle bir yerleşsin. Bak gözüne çok güzel görünecek Münevver. Bahçeyi de temizleriz. Çiçekler falan ekeriz. Gülfi de sallarım ben. O çardağı böyle hanım eli sardırız. Nasıl güzel kokar ki. Ay. Beceremiyorum değil mi? Senin kabahatin değil kız. Bizim kabahatimiz. Anağın benim. Hiç iş yaptırmadık ki biz sana. Elleme, dokunma. Biz hallederek. Biz yaparız. Olsun. Öğrenirsin zamanla. Hem de benden daha iyi öğrenirsin. Anan demişken. Aslında adetlere göre bizi alıp yemeğe çağırması lazım bugün. Sizi, beni, onu. Ama nerede? Ben de diyorum ki işlerimizi bitirelim. Tamam mı? Ondan sonra böyle güzel bir sofra kuram. Babanlara, Ali Ömer'e haber veren buraya gelsinler. Buraya mı? He. Ne oldu? Ablası... Anneciğim, sığmazlar ki buraya. Gönlün sığdığı yere gövde de sığar kız. Ama şimdi yani masa yok, doğru düzgün tabak çanak yok.
Geç sen bunları bir kalem. Var mısın bunu söyle. Varım varım. Tamam o zaman. Al bakalım şunları dolaba. İşini gücünü böldüm yine değil mi? Ben rahatsız değilim. Yakalanmadı diye korkuyor musun? Senin yanında hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama benimle gelmek istemiyorsun. Yani eve gidelim diyorum. Ama sen konakta kalmak istiyorsun. Gelemem ki. Yarın nikahın var. Olmaz. Sen gelmek istiyor musun? Benim evim artık bu tek göz oda. Bütün dünyam orası. Gitmeden bir kahve yapayım mı sana? Sağ ol. İşim var. Kolay gelsin. Murat, nerede oturuyorlar? Kim? 2-3 gündür kolileri, valizleri taşıyorsun ya, onu soruyorum. Ali Ömer Bey'in evinin arkasında bir ev tuttular. Allah kahretsin. Kızımı çaldığı yetmedi. Bir de gölgesini de solduracak yavrum. O Sultan Hanım. Hanımım, isterseniz önünden geçelim.
Ben bunu senin yanına bırakır mıyım? Bırakır mıyım? Baba. Yine ne şimdi bu polisler kapıya adam dikti ha? Geceden beri çalmadıkları kapı kalmadı. Hayır. Yok vallahi bir şey baba. Bak yeminle. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Bu dışarıdaki eşyalar neyin nesi? Münevver Hanım'ın odasından çıkan eşyalar. Hamiyet Hanım boşaltılmasını istedi de. Nerede millet? Yılmaz Bey daha gelmedi. Hamiyet Hanım çarşıdan dönmedi. Linda Hanım da at binmeye gitmişti. Yeni geldi banyoda. At mı? Hı hı. Ay Ömer. Hoş geldin. Dışarı çıkmışsın. Evet ya. Sen çok meşgul olunca benim de canım sıkıldı. At binmeye gittim. Halalların çiftliğine gittim. Atlar öyle güzel ki. Bir gün mutlaka seninle de gidelim. Hı? Nasıl yaparsın bunu? Neden ki? Hamileyken ata mı binilir? Ya bebeğe bir şey olduysa? Hanım, düşünemedim. Belli. Düşünemediğin çok belli. Sen bu bebeğe pek hazır değilsin galiba. Yok hayır. Hazırım. O yüzden mi içki içtin? Baş ucunda içki kadehi vardı. Ben içmediğime göre. Bilmiyorum ki kim yaptı. Ama ben içmedim. Hoş geldin hanımım. Vallahi az kaldı. Yani nefes bile almadan çalıştık. Bütün gün odayla uğraştık. Şimdi Murat'a da söyleyeceğim. Alsın alsın çöpün yanına koysun. Yok. Şuradaki depoya kaldırın. Biraz da sarıp sarmalayın. Ziyan olmasın. Gı. Hani hepsi atılacaktı bunların. Vallahi var ya. Yarın da alın bunları böyle odaya geri taşıyın falan derse ben çıkar o terastan atarım kendimi. Bebeği gerçekten istesen biraz dikkatli olursun. Resmen yokmuş gibi davranıyorsun. Ben düşünemedim. Ayol ne bağırıyorsunuz? Dışarıdan duyuluyor sesiniz. Ne bağırıyorsun kıza? Bebek hakkında konuşuyorum hala. Ben at binmeye gittim. Ali Ömer de kızdı tabii. Bebeğe bir şey olmamıştır değil mi? Eh be kızım. Niye söylemiyorsun bana böyle şeyleri? Ağrın falan var mı? Olsun. Doktora gideceğiz. Allah Allah. Ben götürürüm oğlum. Sen işine baksana. Gerek yok kılacığım. Ben arabada bekliyorum seni. Oh çok güzel. Hepiniz buradasınız demek ki. Münevver telefon etti. Bu akşam evine yemeği bekliyor hepimizi. Kız özel bir sofra kurmuş. Ne iyi. Birlikte gidin. Baba oğul. Ali Ömer'i de alırsınız. Nasılsa düğün yaptınız, dernek yaptınız. Hepsini desteklediniz. Ha?
Kutlarsınız da. Yapma Hamiyet. Ne yapması Yılmaz Bey? Ne yapması? Uzatma. Ben onlarla asla bir arada olmam. Bil bunu artık. Hadi kızım hadi. Yürü doktora mı gideceğiz ne yapacaksak? Sen Münevver'in yanına git. Ben halını yalnız bırakmam tamam mı? Doktor. Ben çıkar çıkmaz seni ararım. Hem merak etme gerçekten iyiyim ben. Bu gece son. Bir dahaki yemeğimizi evimizde yiyeceğiz. Vallahi hiç ümidim yoktu. Ama iyi iş çıkardık. Ben de bıkmıştım artık hazır yemek yemekten. Evimize bir çıkalım biz. Bak ben sana ne nefis yemekler yapacağım. Sen kendini yormayacaksın. Ben işten gelince menemen yapacağım. Yok öyle. Ben bebeğime de sana da çok güzel yemekler yapacağım. Arada bir de menemene izin var tabii. Bir tadına bak vazgeçemeyeceksin. Evet. Oo. Vallahi krallara layık sofra olmuş. Aferin kızım eline sağlık. Mis gibi kokuyor vallahi. Gerçekten beğenirler mi ya? Kızım sevgiyle göğününden gelerek taş kaynatsan et sulu çorbadan daha güzel olur. İçine sevgi katıldı mıydı? Gelsin boş onun boş. Güzelim sen hiç endişelenme. Biz en güzel şekilde ağırlarız misafirlerimizi tamam mı? İnşallah. Sen sakin ol ben bakarım. Ya, ya ne yaptım ya? Dur kız tamam tamam bir şey olmaz sudur o. Mahvettim her şeyi. Zannetmem. Anan gelmez. Senin yaşında da neredeyse onunla vakit geçirdim ben. Tanırım Hamiyet'i. İnadı kırılacak bir gün gelecek ama. İnan. İnşallah. Böyle mi geçeceğiz? Şöyle buyurun. Babacığım. Aa dünya güzeli kızım hoş benim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın yavrum? İyiyim. Hoş geldin. Böyle işte. Buyurun böyle geçin. Babacığım hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yılmaz Bey, ben sizi şöyle alayım. Şöyle. Öyle geçeyim, tamam. Yılmaz, geç evladım seni şöyle. Adamlar her yeri sardı. Babangillerin evinin önüne dikmişler bir ekip. Ay böyle işin bu kadar da kalsa iyi aga. Osman abiye de gitmiş polisler. O da nazını söz möz yok. Unutacaksın o çocuğu diye yüzüğü attırmış. Salih Sümük anlattı kız. Sen buna İstanbul'a gideceksin falan demişsin. Hmm. O da gitmiş polise anlatmış. Anlayacağın yolları da tutmuşlar. Vay arkadaş. Tek bir hareketle bütün hayatımız ters kepçe oldu değil mi? Azı bekle. Hele şükür. Hamiyet Hanım nerede? Kendi gelmedi mi? Bunlarlık yok olacakmışsın. Hamiyet Hanım müsait bir zamanda seni arayacakmış. Ne müsaiti? Polis peşimde. Herifler yere kadar kovalar. Elçiye zavallı olmaz. Başını seviyorsan bul bir delik saklan. Aklınca tereyağından kıl çeker gibi sıyrılacaksın. Ama yok. Ben yanacaksam sen de yanacaksın Hamiyet Hanım. Nuri. Nuri.
Beni bırak Mine'nin ardına da biraz nevale al gel. Ali Ömer'le konuştum. Doktora gittik, bebek iyiymiş dedim. İyi. Linda bir daha böyle hatalar yapma. Yusuf Ziya'yı istemişsiniz. Ah da benim paşam gelmiş. Ah da benim oğlumun oğlu gelmiş. Ah babaannesi ölür onu. Ah babaannesi ölür onu. Ben biraz hazırlanacağım. Yarın yorucu bir gün olacak. Doğru. Git yat kızım. Yarın ne de olsa nikahın var. İzninizle. Sevda. Polisten haber var mı? Yok. Ama her yerde arıyorlarmış. Acaba kocanın yanında kalsaydın daha mı hayırlı olurdu? Ben dün de size söylemiştim. O adam benim hiçbir şeyim değil. Ali Ömer de senin hiçbir şeyin değil. Ama ilahi maşallah yanından yöresinden hiç ayrılmıyorsun. Öyle bir şey olsaydı eve gidelim dediğinde ikiletmez ardına düşerdim. Hiç kimse de engelli olamazdı. Ya. Acaba sen benim iznim olmadan şuradan şuraya gidebilir misin? Ha? O sevimsiz yüzüne niye katlanıyorum sanıyorsun? Seni gözümün önünde tutmak için. Siz benim sözümü bozduğumu hiç gördünüz mü? Bozmam. Çünkü söz bizde şereftir. Namustur. Hem ben size hak veriyorum. Bence Ali Ömer bebeğin annesiyle evlenmeli. O yüzden birbirimizi boşu boşuna üzmeyelim. Eğer sen ortalıklarda dolaşmazsan, benim sinir sistemimi bozmazsan ben de seni üzmem. Yıkıl karşımdan hadi. Şerefmiş. Namusmuş. Tövbe ya. Ne diyorlar başarılı? Ne diyorlar benim güzel ol? Hepsi laf bunları. Kurban olurum ben sana. Baban ölür sana. Vallahi ölür sana. Vallahi ölür sana. Yıllar var ki böyle güzel, huzurlu bir yemek yemedim. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun babacığım. Sultan abla, annem yardım etmeseydi yapamazdım ki. Yalan vallahi. Hiç ben tarif ettim. Hani şöyle yap, böyle yap dedim, elim bile sürmedim. Hepsini kendi yaptı. Ya biz böyle geldik ama her şey de çok güzeldi. Elimiz boş geldik. Daha ne yapacaksınız abi, sağ olun. Adettendir hediye almak. Biz de ihtiyacınız ne bilmediğimiz için kararı size bıraktık. Bizim sizden başka bir şeye ihtiyacımız yok ki. Aynen, siz arada böyle gelin, bizi sevindirin, bu bize yeter. Mürüvvet böyle bir şeymiş demek ya abi. Şükürler olsun. Ben çayları koyayım. Ben de sana yardım ederim. Hadi bakalım. Oğlum. Sen de bana şu lavaboyu bir göstersene. Tabii. Buyurun böyle geçelim. Biz de şöyle koltuklara doğru geçelim isterseniz. Buyurun. Buyurun. Burası.
Bu işin bahanesi be oğlum. Aslında ben seninle yalnız başımıza kalmak istedim. Yani yalnız seninle konuşayım istedim. Fark etmişsindir herhalde. Annesinin gelmeyişi Münevver'i çok üzdü. Aslında gelmeyeceğini biliyordu. Ama ne yaparsın? Bir umut işte. Biliyor musun oğlum? Sana büyük bir görev düşüyor. Ben hep sizin arkanızda olacağım. Yakınızda, yanınızda olmaya çalışacağım. Ama kızım benden çok seninle birlikte olacak. Onun için sen benden çok göreceksin onun neye üzüldüğünü, neye sıkıldığını. Siz hiç merak etmeyin. Eğer gücümüzü aşan bir derdi olursa ben sizden yardım isterim zaten. Siz ne de olsa bizim büyüğümüzsünüz. Buraları hangi arada hallettin ha? Düğünden önce. Gerçi hala biraz eksikleri var ama tamamlarım zamanla. Güveniyorum ben sana. Ama evladım yani yalnız başına çabalayacağına ben de biraz yardım edeyim. Birlikte kuralım düzeninizi ha? Siz elinizi üstümüzden çekmeyin o bize yeter. Gerisini çalışır çabalar bir şekilde hallederim ben zaten. Aile kurmak kolay değil biliyorum. Ama zamanla üstesinden geleceğim ben. Peki. Nasıl istersen. Ama unutma. Dara düşersen, bir sıkıntın olursa ilk önce bana geleceksin. Sen artık benim damadımsın. Ha? Kolay gelsin. Sağ ol. Yardım edeyim mi? Ay vallahi iyi olur. Şunu nereye koyacağımı bilemedim. Tutar mısın? Maşallah çok güzel olmuş ev. Biraz eksikleri var ama daha iyi olacak. Olur olur. Münevver'cim. Birliktesiniz, seviyorsun, seviliyorsun. Gerisi teferruat. Ha, canını sıkan, bunaltan bir şey olursa bir alo de. Her zaman buradayım. Teşekkür ederim. Ay ne kadar soğumuş. Alışacaksın ev işlerine. Yandı mı elin? Yok yok sen koy. Oh. Ay teşekkür ederim sağ ol. Abi ne yapıyorsun? Ömer'cim. Seni sandığından daha iyi tanıyorum. Babandan para isteyemezken kocandan hiç isteyemezsin. Hem ben ikinizin de abisiyim. Başka türlüsü hiç mesinler miydi? Sinmez. Hadi. Hadi öyle Ömer. Uyan artık. Bugün büyük gün. Hadi. Günaydın. Günaydın. Ben bütün eşyalarımı topladım. Murat eve götürmüş bile. Sultan Hanım'la da konuştum. Senin odanın yanındaki odayı ayarlamış bana. Biliyorum. Ben söyledim eşyaları götürün diye. Akşam üzeri nikahtan sonra birlikte yemek yiyelim dedi halan. Bence güzel olur. Sen ne dersin? Bakarız. İzin verirsen önce bir duş almak istiyorum. Peki. Ben biraz fazla heyecanlandım herhalde. Tabii her gün evlenmiyoruz ya. Ne yapıyorsun? Başım ağrıyor. İlaç alıyordum. Bebeğe dokunmaz mı? Doktor kullanabilirsin dedi. Ağrıdan çok stres ve üzüntü zarar verilmiş bebeğe.
Günaydın. Günaydın. Neyin var? Hasta oldum galiba. Boğazım ağrıyor. Ateşin var mı? Yok. Olsun. Yine de bir doktora gidelim. Ben ilacımı yaptım. Babaannemin tarifi. Bana yaptın çaydan mı? Keşke o geceye geri dönebilsek. Ben odaya çıkayım. Sakın kendini yorma. Ben evi temizleyecek birkaç tane kadın yollayacağım. Ustalar da gelip dolapları takacak. Kadınlar da onu yerleştirir. Sen sadece neyi nereye koydurmak istiyorsan onu söyle. Aşkım, tamam merak etme. Nasıl merak etmem? Benim tek düşüncem sensin. O zaman sen bir an önce işlerini hallet de. Ben seni akşam evimizde bekliyor olacağım. Evimiz. Soba sönmüş. Ben önce bir sobayı yakayım. Ondan sonra da gidip atıştırmalık bir şeyler alacağım, tamam mı? Tamam. Ben de suyu kaynatacağım. Baksana bunlar temizlenmez yoksa. Öyleyse kolay gelsin ikimize de. Sana da. Son saatler biliyorsun değil mi? Yani hiç mi dur diyesin gelmiyor ha? Böyle gitme filan, evlenme. Geliyor da. Hatta dünden beri yüreğim sesi susmuyor. Ne duruyorsun o zaman kız? Oğluma bakıyorum, yüreğim sesini duymuyorum. Kalbim bir tek onun için atıyor. Belki de ana olmadığım için anlamıyorum seni. Ama senin yerinde olsam susmam galiba. Yani içim de susmaz bir kere. Tabii dilim de durmaz. Neyin ütüsü? Yılmaz Bey'in gömleği. Düğünde lekelenmiş de. Nikah böyle giymesin diye elimde çitiliverdim. Yılmaz Bey için biraz küçük değil mi o? Yok kız. Büyük olanın değil, küçük olanın. Ay şunu götürüp odasına vereyim de görünce sevinsin. Ne demek ödeyemiyorum ha? Ben bu şirketin hissedarıyım, senin kafanı patlatırım. Yılmaz Bey'in kesin talimatı var Mehmet Bey. Maaşları haricinde açıktan ödeme yapılmayacakmış. Öyle mi? Bu faturaların hepsi bugün ödenecek. Anladın mı? Fakat... Fakatı makatı yok! Bunların hepsini ödeyeceksin. Ben gereğini amcamla konuşurum. Hı-hı. Çok güzel. Kredi notumuz bayağı yükselmiş ha? Güven tazeledik enişte. Müşterilerimiz gidişattan memnun, biz de onlardan. Ama senin de çok emeğin geçti. Yiğidi öldürelim ama hakkını da verelim abi.
Mehmet de çok çalıştı. Hala çalışıyor. Enişte, Hasan amcam haklı. Özel hayatında yaptıkları bir tarafa, şirket için çok iyi şeyler yaptı Mehmet. Biri benden mi bahsetti? Evet. Şirketteki gayretli çalışmandan bahsediyorduk. Onun için mi amcam hakkım olan parayı kullanmamı yasakladı? Hı? Amca? Başarılarımı ödüllendirmenin yeni yöntemi bu mu? Kimin nereye ne kadar harcadığını bilmek istedim. Hepsi o kadar. Öyle mi? Güzel. Muhasebeciye birkaç tane fatura bıraktım. Onları ödettirirsin o zaman. Malum yeni ev kuruyorum. En doğal hakkım da şirketten paramı almak. Bilmem anlatabildim mi? Densizlik etme, yıkıl karşından hadi. Aksine dimdik duracağım amca karşında. Ne yapsan da beni yıkamayacaksın. Ya bu işi tatlılıkla hallederiz ya da avukata gider, dava açar. Hakkım olanı söke söke alırım. Mehmet! Asabımı bozma benim. Enişte, enişte sakin ol. Mehmet, ağzımızın tadını bozmayalım. Ben gereğini yaparım. Faturalar muhasebecide. Allah Allah! Ölümün bu çocuğun yüzünden olacak ya. Hadi baba hadi. Boş ver. Daha bir sürü işimiz var. Nikah hazırlıkları var. Çıkmamız lazım hadi. Tamam. Hadi yürü Hasan. Aşkım ya. O kadar krem sürdüm hala acıyor ellerim. Baksana. Keşke beraber yıkasaydık bulaşıkları. Ya yok, şikayet etmek için söylemedim. Hem sen de sobayı yaktın, kahvaltı hazırladın bana. Sen gel bakayım şöyle. Ya dur, dur bir dakika dur. Şimdi olmaz, giyinip gidelim. Nikah geç kalmak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Birazcık bile vaktimiz yok mu kız? Ha? Yok. Yok, gerçekten yok. Ya Yiğit, bir şey söyleyeceğim. Biz zinleye ne takacağız? Vallahi bilmem ki. Yani şimdi çok ayıp olur. Abim o kadar düğünümüzü yaptı. Sen ne istiyorsan onu yaparız. Şey diyorum. Valinin taktığı bileziği mi taksak acaba? Olur, tamam. Sen gel bakayım yine böyle ha. Ya. Ya ben bu kızı istemem dedi. Bu kızla yapamam dedi. Postaladı kızı. Şimdiden iki hak kıyıyorlar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ne bileyim ya. Yılmaz. Nasılsın abla? İyiyim kuzum, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ya çocukların evinin adresini soracaktım. Hayırdır? Ben düğün hediyesi olarak bir bulaşık makinesi almıştım da. Arkadaşlar tarifli evi bulamamışlar. Niye zahmet ettin ya? Olur mu öyle şey abla? Sonuçta ikisi de benim kardeşim. Aha. Hı-hı. Anladım, tamam. Tamam. Sağ ol abla, eyvallah. Ha.
Hanımım her bir yere aynı dediğin gibi yerleştirdik. Az bir iş kaldı arka taraflarda. Onları da yarın gelir bitiriveririz. Tamam Şenaycığım, yarın görüşürüz. İyi günler. Oğlum, şu ilerideki sokaktan sola sapı be. Konağa gitmeyecek miydik? Bir işim var çocuğum. Tamam efendim. Buradan sap çocuğum. Duruver bir çocuğum. Münevver Yeşilyurt mu? Evet. Bunu size yolladılar. Aa. Kim gönderdi? Yılmaz Kılıç. Güzelim. Kimmiş? Abim bize bulaşık makinesi göndermiş. Ha. Buyurun abi, sizi böyle içeri alalım. Teşekkür ederim. Rica ederim Münevver'cim, ben işin görüşünü istedim. Güle güle kullan. Ay. Elif. Kusura bakmayın, ben daha siz gelmedi sandım. Yok canım, önemli değil. Ceketi fırçaladım da asayım dedim. Ha, ceketi. Gömleği de sen mi temizledin? Lekelik almasın diye. Anne sağlık. Sağ olsun. Ne demek ki, lafım olur. Birazdan nikah için çıkacağız. Yolun da bahtın da açık olsun. Senin için bir an bile kötülük düşünmem. Mutlu ol. Yüzün hep gülsün. O zaman durdur beni. Bunu yapmama engel ol. Ah, üstüne sevda kurulmaz Ali Ömer. Kim ah edecek ki? Kim?
doğmamış bebeğin. Onun annesi. Göz göre göre beni sensizliğe mahkum ediyorsun. Hayır. Küçücük bir bebeğe ana baba hasreti yaşatmayacağım. Ya biz Sevda? Ha? Bize yazık değil mi? Ha? Yazık değil mi? Bazen birilerinin vazgeçmesi gerekiyor. Başına dikkat et. Başına dikkat et. Ha. Ya inşallah kıza da bebeğe de bir şey olmaz. Ha. Geç oğlum. Ha. Geç yavrum. Murat, arabayı sen kullan. Ali Ömer'e bırakma, tamam mı? Hadi yavrum, hadi. Hadi. Geç çabuk. Bebeğe de annesine de bir şey olmasın, ne olur. Thank you.
Ay Allah'ım. Ay nasıl dayanacağım? Ay nasıl dayanacağım Allah? Amin emberim. Amin emberim. Ben buradayım. Sen neredesin? Aa. Kurmadan mı gittiler? Sen mi istedin bunu Münevver? Münevver, evin bizim bir eksiği olursa ben tamamlarım demedim mi? Ben senin ailenin artık, ben. Ya belki gücüm her şeye yetmez. Ama yettiği kadarını yaparım ben zaten. Ben kimseden bir şey istemedim ki. Ya isteyemem de zaten. Abim öyle düğün hediyesi göndermiş. Ya niyetleri iyi anlıyorum. Ama bıraksınlar da kendi ayaklarımızın üzerinde duralım biraz ya. Ne dersin? Tamam. Tamam. Kurmayız. Hatta geri göndeririz. Yani abim biraz bozulacak ama boz. Yeter ki sen üzülme. Abicim muhasebeyle konuştum. Para yerin hesabında merak etme. Sıkıntı olmaz. Hadi eyvallah. Hayır ben de... Niye çalmadın kapıyı? Ben açacaktım sana. Seni her gördüğümde, bana verdiğin huzuru, aşkı her hissettiğimde, bütün bu sıkıntılara, hatta bu hayata niçin katlandığımı daha iyi hatırlıyorum. İyi ki varsın. Ben de yaşadığımı seninle anlıyorum. Sen benim her şeyimsin. Hadi gel acıkmışsındır. Baksana neler yaptım. Çok da seversin. Değil mi? Ben dayanamayacağım. İçeri geçiyorum. İnşallah ikisi de iyidir. Doktor bey. Girebilir miyim? Buyurun. Nasıl hissediyorsun? Canım çok acıyor. Doktor bey, durumu nasıl? Genel olarak tehlike arz eden bir durum yok. Yalnız kaburgalarından birkaç tanesi zedelendiği için çok acı çekiyor. Bir de kolunda zedelenme var. Bir de başındaki darbeye müdahale ettik. Doktor bey peki bebek nasıl? İyi mi o? Anlamadım. Linda Hanım hamile. Bilmiyor musunuz? Yoksa bebeği muayene etmediniz mi? Bir yanlışınız var sanırım. Bu testlere göre Linda Hanım'ın hamile olması mümkün değil.
Ne işin var senin burada? Ha? Ben sana bir deliğe saklan demedim mi? Ben de onun için geldim. Bak Amiyet Hanım, bu işte benim kadar sen de suçlusun. Sen evinde rahat rahat oturduğuna göre en güvenli yer burası dedim. Aynı çatı altında kollarsın beni. Paran da yanına kalır. Nasıl fikir? Bana bak. Seni gırtlaklamadan defol git buradan, benim sinir sistemimi kaldırma. Yok öyle iş. Ya polis peşimdeyken parayı pul ne yapayım? Yakaladıkları gibi hapse tıkarlarsa ya beni? Ben sana bu işi halledeceğim demedim mi? Ha? Demedim mi? Beni bu sen bulaştırdın. Sevdayı sen kaçır dedin. Şimdi öyle sütten çıkmış kaşık gibi bir kenara çekilemezsin hanımefendi. Ya şu Sevda'yı ikna edeceksin, şikayetini geri alacak. Ya da bu işin ateşinde ikimiz birden yanacağız. Sen bilin yani.